akşam 6 vaka daha oldu ve vaka sayısı 8'e çıktı. Bildiğim kadarıyla ölümle sonuçlanan bir şey yok ama Ali'ye şimdi bize çok daha detaylı bilgi verecek. Ali'ye tekrar hoş geldin. Nasılsınız? Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ediyorum. Sen? Ben de iyiyim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum yayına katılmayı kabul ettiğin için, bilgileri paylaşmayı bizimle kabul ettiğin için. Şimdi temelden başlarsak 2 gün önce tespit edildi ilk vaka. Hatta 2 vaka tespit edildi ilk önce. Sonrasında nasıl oldu bize süreçten ve şu anda oradaki durumdan bahseder misin genel olarak? Tabii ki söylediğiniz gibi 2 gün önce 2 vaka tespit edildi. İki kadın, 60 ve 40 yaşındaki kadın. Birisi Amerika Birleşik Devletleri'nden 15 gün önce Karadağ'a geri dönmüş. Diğerisi de İspanya'dan. Son dün gece yeni 6 tane vakayı açıklanmışlar. Bu 6 taneden 3 oğlusu, bu bir kadının 3 oğlusu. Yani tamamen bir ailesi ve bir tane vaka hiç yani bunlarla ilgisi olmayan yeni bir vaka olmuştu. Şu an 4000 kişi toplam sürekli onların yani sağlık tespit ediliyor ve kontrol ediyor. Biz bunu karantin değil ama kendi evinde sağlıkların çalışanları sürekli gelip kontrol ediyorlar. Ve tabii ki test yapıyorlar. Çoğu test negatif çıktı. Şu ana kadar toplam yani Karadağ'da 8 vaka tespit edildi. Ama bu artması bekleniyor. Bu akşam da yine açıklamalar yapacaklar. Bunlar bakanlığın açıkladığı resmi rakamlar mı? Evet, bakanlığın açıklandı resmi. Ne kadar artması öngörülüyor peki? Çünkü bu vakaların tespitinden önce çok sağlam tedbirler ve önlemler alındığına dair açıklamalar yapılmıştı. Biz takip edebildiğimiz kadar takip etmeye çalıştık. Bunun sonrasındaki önlemler ne şekilde alıyor? Sağlık ekipleri evlere gidip mi ateş ölçüyor veya ilgileniyor? Tabii ki yani bazı kişiler, biz risk olan kişilere diyoruz. Son 2 hafta içinde yurt dışından olanlar ya da onlarla onlar içerisinde bulunan kişiler riski olan diyoruz ve sağlık çalışanları onların evine gelip kontrol ediyorlar. Şu an bu sayısı 4000 olmuş söylediğim gibi. Fakat bence bunun daha kaçırmış olabilir. Çünkü Karadağ'ın son döneminde Sırbistan'dan, Bosna Hersek'ten, diğer ülkelerden daha çok şu ana kadar hükümet çok tespit aldı. Bugün tüm taksi yasaklandı. Yani artık taksi kullanmayacak. Şehirler arası seyahatler, trenler olsun, otobüsler olsun yasaklandı. Köferler her şey yasaklandı. Eczane içinde sadece 2 kişi girebilir bir anda. Mesafesi 1-2 metre olması gerekiyor. Büyük marketlerde aynı anda en fazla 50 kişi olabilir. Kasaya beklerken kişi arası mesafesi 2 metre olması ve tüm marketler eczacılarının bunu uygulanıyorlar. Her şey eldivenle yapıyorsunuz değil mi? Tabii ki. Eczacılar gördüm. Sizde de böyle bir uygulama var mı? Tabii ki yani maske ve eldiven kullanması zorunludur. Öneriyor musunuz? Mesela burada bizim duyduğumuz sadece hasta olanlar maske taksın. Orada durum nasıl? Tabii ki hasta olanlar daha fazla yayılmasın diye daha faydalı olur. Fakat şöyle de bir şey, bildiğiniz gibi korona ellerle ağzı burnuyu takarak en çok yayılan bir hastalıktır. Evet. O yüzden sağlık çalışanları bu alışkanlığı azaltmak için yani ağzınız üzerinde maske olsun da az burnu ve ağzı dokunacaksınız diye sağlık çalışanları bunu öğreniyoruz. Sürekli maske takın, sürekli eldiven takın. Diğer insanlar için yani normal olayı var Sırbistan'da ve hukuksal olarak da işi hukuksal boyutlara da taşımışlar. Ceza kesilenler, işte böyle bir tehdit altında durumu bildirmeyenler, belirtileri olanlar bunu bildirmiyorsa şayet devletin uyguladığı bir cezai yaptırım da var. Sizde de böyle bir şey söz konusu değil mi?
Bugün de Karadağ'da da böyle açıklandı ama cezalar ne kadar olacağını bilinmiyor. Tabii ki bu tespit kranları kişiler ceza uygulanacaklar. Birkaç tane ceza sadece şu an kendi kahveleri açan, çünkü burada restoran, lokanta ve kahveleri açması yasaklandı. Yani sürekli kapalı olması gerekiyor. Karadağ'da 5 kişi gözaltına alındı son 48 saat içinde. Şimdilik soracaklarım bu kadardı. Oradaki durum zaten yeni baş göstermiş. Senin eklemek istediklerin veya tavsiye etmek istediklerin var mı? Son olarak bir de şunu sordum. Şimdi aklıma geldi. Benim ellerimin durumu çok vahim. Dezenfektanlar, kolonyalar ve nemlendiricilerden dolayı 2 gündür o yüzden kullanamıyorum. Bunların yan etkilerinden biraz bahsedebilir misin bir eczacı olarak? Bizi bu konuda da bilgilendirmeni isterim. Tabii ki hem kolonya hem diğerleri, biz jel diyoruz, yani jeller biraz zarar verebilir çünkü yüksek konsantrasyonu alkol içiriyorlar. Alkol gördüğünüz gibi bazı kızarıklar ve bırakabilir. Bizim söylediğimiz gibi, yani Karadağ'da şu an bir kampanyası yapılıyor, evde kalın. O nemler sapunla yapılması, ama yine çok fazla yapılması, yani 20 kere gündüz yapılması gerekmiyor. En fazla 6-10'a kadar yapılması gerekiyor. Evde kalın, diğer insanlara biraz uzaklaşın. Eğer dışarıda çıkıyorsanız sadece evde geri dönünüzde falan yakın. Jeller ve alkol o kadar, yani ne kadar iyiyse tabii ki söylediğiniz gibi, yani etkiler de özellikle ciltlerin korunması ve kızartmasına sebep olabilir. Evet, yani peki kolonya ile dezenfektan bizim sürdüğümüz nemlendiricilerin herhangi bir yan etkisi oluyor mu? Nemlendiricinin yan etkisi olmuyor. Yani bu ne söylediğiniz... kullanın diyorlar ama yani birçok şey görüyorum mesela ben etrafta. Doğal olarak bunu sürebilirsiniz dediğim bir şey var mı? Şimdi dezenfekt mesela nemlendirici ve vazelin dezenfekte yapılmıyor. Sadece nemlendirici, yani cilde nem veriyor. Ve böylece ciltlerin korunması sağlıyor. Ama dezenfektasyona hiçbir etkisi yok ve bu manada kullanmasına yani uygun değil. O yüzden yani elinizi yıktıktan sonra nemlendirici ve vazelin kullanabilirsiniz. Harika. Ama dezenfekte olarak değil. Mi? Çok sormuş oldum üst üste ama. Tamam. Mikrop, virüs, bu nemlendiricileri sürdükten sonra yapışır gibi bir algı var. Bu da belki kirli bilginin içine girer ama yine biz senden bilir kişi olarak dinleyelim. Virüs ve bakteri cildi çok zor geçiyor. Yani cilden kana geçmez diyebiliriz. En büyük etkisi ağzını, burnunu ve diğer vücut boşaltıları dokunarsak, yani ağız üzerinde diğer dolunum solunumuna geçebilir. O yüzden fazla gerekmiyor. Yani biz sadece geri döndüğümüzde, o yüzden diyoruz ellerinizi yıkayın. Cilt tamamen kendini kurabilir. Yani el ciltleri ve diğerleri kendini kurabilir ve o yani ondan dolayı gerekmiyor. Anladım. Süper. Çok teşekkür ederim. Rica ettim. Ben verdiğim bilgilerden dolayı sizi bilgilendirdiğim için ekstra bir şey olursa yeniden görüşmek üzere diyorum. Tamam. Karadan'a selamlar. Görüşürüz. Bak, çok dikkat edin. Sağlık.